Burada şimdi bu çocukları nasıl zapt edeceğiz evde? Ne yapalım? Bize bir yol göster. Hocam. Çocukları rahat bırakın. Online derse girmiyor, kamera açmıyor. Hoca şikayet ediyor. Ne yapayım? Bakın şöyle bir şey. Çocuğa bakıyorsunuz. Çocuktaki bir şey sizi rahatsız ediyor. Aslında diyorsunuz ki çocuğa, anne diyorsa ki eğer işte sorumluluğunu almıyor, ödevini yapmıyor diyorsa muhakkak anne kendiyle ilgili bir sorumluluğu almamıştır. Değil mi? Tabii tabii. Bunun başka bir açılımı yok zaten. Muhakkak hayatında bir şeyler var, yapamadı onu. Bunu da çocuğun üzerine transfer ediyor. Çocukları rahat bırakın ya. Bak ne dedi, çok güzel. Anne aslında önce kabahati kendinde arasın. Tabii tabii. Çocuğa yani, kızacağını. Tabii orada bir şey var. Yani baba geliyor mesela diyor ki ödevlerini yapmadı mı bunlar? Muhakkak baba kendi ödevini yapmamış ya hayatta. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun da bahanesi olarak ben işte çalışıyorum. Çalışma yani sana çalış. Yani babalıkla çalışmak arasında bir şey yok yani baktın. Bu abartılacak bir şey de değil. Çocukları rahat bırakırsanız diyor ki işte online derse girmiyor. Bir girmez, iki girmez. Bedelini öderse, yani girmemenin bedelini kendi öderse o dersin de kıymetini bilir. Ama siz engelliyorsunuz. Şuna yetiş, online ödevim evet, var, kalk yap bilmem ne. Bütün hatırlatmalar annenin sesi olursa ileride hep bir kadın ona birini hatırlatmak zorunda. Doğru bir şeyleri. Ama hatırlatmazsak da bırakır. İşte bu sizin zihniniz. Sizi öyle yetiştirmişsiniz. Sizi yetiştirenler sürekli müdahale etmiş size. Anladın mı? Anneniz ya da babanız. Aynısını aktarıyorsunuz çocuğunuza şu an. Pandemide biraz yüz göz olduk çocuklarla. Bunlar şimdi saat 2'ye 3'e kadar oturuyor. Hani sahur yapacağım falan diyorlar. Beni ne zararı var? Ama sabah derse kalkamıyor sonra. 2 gün kalkma. Bak hiç müdahale etmeyin çocuğunuza. Tamam mı? Hiç ellemeyin ama. Ben valla çıkarken Ömer, Kerem ben gidiyorum. Bak işte, derse geç kalacağım. Hiç müdahale etme. Hiç müdahale etme. 2-3 gün hiç karışma. İsterse çok özür dilerim pislik götürsün evi bak. Karınca basmış yukarıya. Hiç önemli değil. Bak, yemişler yukarıda. Yıllar sonra yalvaracaksınız Allah'a gelsin de o halini bir daha göreyim alarm diye. Alarm girdi. Gelsin de evde karıncalansın ortalık da o diyorsun. Çocuğun o halini bir daha göreyim diye yıllar sonra. Ana babanın en büyük problemidir. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ben gelmeden çıkartıyorlar süpürgeyi yukarıyı süpürüyorlar. Karıncaları ben görmeyeyim diye. Geçen bir gördüm karınca almış eve gidiyor. Ne yaptınız evladım? Ben yokum ya. İşte savuru odalarında yapmalar falan böyle. Ne işte güzel bir ilişki yaşıyorlar orada. Bilgisayar başında. Tamam ne var bunda? Bir de bizim şeyimiz vardır. Ayşe'nin oğlu böyle böyle başarılı. Fatma'nın oğlu böyle böyle başarılı. Sonra çocuk diyor ki beni niye kıyaslıyorsun? Ah o kıyaslarda ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor efendim? Şimdi anne babaların kendisi genelde kendilerini başka komşularla akrabalarla kıyaslarlar. Bunu da içine atarlar, kabul de etmezler bu eleştiriyi, bunu biriktirirler. Çocukta bir eksiklik görünce artısı olan bir çocuk yakalarlar, kuzenidir, komşusudur. Aslında kendi içindekini yapıyor, çocuğa yansıtıyor. Çocuk hayatta şunu öğreniyor, rekabet var bu dünyada. Ve bu çocuklar hiçbir zaman mutlu olamazlar hayatta. Çünkü ne zaman bir şeyi başarsalar daha iyisini başaran birini görecekler. Ya işte iş yerindeki arkadaşı olacak bu ya da işte sosyal hayattaki başka arkadaşı. Nefretin, kabul öfkenin lazım. Ekildiği ilk yerdir kıyas. Değil mi? Herkes bir olmuyor. Bunu kabul edecek. Bir derken herkes kim ki? Herkes ne ki? Her insan, her insan kendine özel. Yani her insanın acısı, tatlısı, başarısı. Bu hayat bakın kısası ilk kim yapmış kıyası? Kıyası ilk kim yapmış? Şeytan. Değil mi? İnsanla kendini kıyaslamış. Kıyas orada başlar. O yüzden kıyas kötüye götürür, nefret ektirir. Ama imrenmek vardır yani iyiyle kıyas etmek. O ayrıdır. Onu da bırakın çocuklarınız bulsun. Çocuk şuna gelir zaten her çocuk. Anne Murat şöyle yapmış. Ayşe şunu etmiş. O kıyası getirdiğinde konuşun. Ama şimdi biraz da bu düzende bu hale getirmedin bizi. Şimdi çocukların çizelgesi geliyor. 3000 öğrenciden 2000 bilmem kaçıncı, bininci. Zaten çok yanlış bir sistem ya? Yani. O yarı, eskiden hatırlarsın bizim zamanımızda. Yoktu. Okuyamayanları bir yere alırlardı. Evet ya okula, o çok... Tamamen bir şey gibi yani kamp gibi. Bir de kendini o düşünsene okuyamayanların içinde olan olarak o çocuğun psikolojisini tabii, düşünsene. Tabii. O çalışkan, dışlanma. Ben kötü, çirkin. Dışlanma. Bravo. Dışlanma. Ya rekabet iyi bir şey değil. Hiçbir zaman iyi bir şey değil. Yapmayalım anneler. Ben de yapıyorum. Bakın bugün burada dediğim gibi Aşkın Bey gerçekten o kadar böyle güzel şeylere değiniyor ki. Zaten yazdığı kitapları okursanız oradan da çok güzel dersler çıkaracaksınız kendinize. Çok başarılı bu işte ve tatlı tatlı anlatıyor. Yani diyor ki bırakın ya çocuğu. O da bir birey. O da bir yani artık ergenlik yani benimkiler özellikle. 17. 16. Bir de ergenlikte beyin biliyorsun gerçekten çalışma sisteminde şu var.
neyi söylersen zıttını oluşturuyor. Çok zıttı. Yani çok ya. İlginç bir şekilde. Ama şunu unutmamalı anne babalar. Doğru zaman geçiriyor musunuz? Yani etkin zaman geçiriyor musunuz? Bahanelerimiz o kadar fazla ki. Doğru. Çalışıyorum, yoruluyorum, bilmem ne yapıyorum diye. Etkin iletişim ortamı var mı evde? Onları dinliyor musunuz gerçekten? Eleştirmeden, yargılamadan. Yani bırakın sizi eleştirmelerine izin veriyor musunuz? Bir de biraz da kendimizle kıyaslıyoruz. Ya benim zamanımda işte ben böyle ergen oldum. Evlendim işte seni doğurdum. Hmm. Genelde bu kıyası yapıyoruz kendimizde. Bu da yanlış aslında. Çünkü çocuk seni seçmedi. Şöyle düşün. Sen bana diyorsun ki bunu söylüyorsun ama benim zihnimde böyle bir altyapı yok ya. Tasarı yapamıyorum annemin ya da babamın şeyi diye. Bu seni anlamamı da engelleyen bir durum aslında. Kıyas yapmak yerine şey ya öyle anne babalar kendine dertlenenlerdir merak etme. Doğru söylüyorsun. Onun derdi kendiyle bitmemiş daha hayatta. Çok güzel. O kendine anladım. Ağlayacak birini arıyor böyle bulamıyor. Çocuklarını ağlıyor. Çocuklarını ağlıyor. Onların da işte anlasın istiyor. Yapmayın. Dram yapmayın ya çocuklara yapmayın. Ne gerek var? Şunu anlamıyorum yani anne baba nasıl bir çocuğa kendi duygusunu üzüntüyle verir de çocuğa duyguyla kendini bağlar, acıyla bağlar. Hiçbir çocuğu kendinize acıyla bağlatamazsınız. Sevgiyle bağlatabilirsiniz. Çok doğru. Sevgiyle bağlatacaksınız. Siz yaşadınız, deneyimlediniz, bitti. Ama çocuklara şunu saygı ve sevgiyi ancak böyle kazanabilir anne baba. Ve çocukların hikayelerini dinleyin. Değer görmek istiyorsanız ilk başta değer vereceksiniz. Önce kendinize ama. Önce, yani önce kendini. Önce ben demeyi seveceksiniz. Önce Can, sonra Canan. Ne güzel söyledin. Önce Can, sonra Canan. Sonra Canan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.